Efendim hoş geldiniz Kanal 7 ekranlarına, mutfağımıza. Nasılsınız? Öncelikle çok keyifli bir hafta diliyorum. Bomba gibi bir giriş yaptık efendim. Allah'ın izniyle güzel bir hafta geçireceğiz. Sağlıklı, saatli ve keyiflerin yerinde olduğu dopdolu bir hafta sizler için de hazırlandık bugün. Bugün çok güzel özel tarifler seçtim. Hem sahur önerisi aslında, artık böyle tatlı tatlı Ramazan ayına girerken sizlerin de not edebileceği harika tarifler olsun istedim. Hem de böyle iftara böyle şık menüler hazırlamak istiyorsanız, böyle makarnalı, etli, onlardan da böyle bir derleme yaptım. Yani çok fazla abartıya kaçmadan hem uygun bütçeye neler yapabileceğimizi göstereceğiz, hem de böyle birazcık daha güzel bir sofra kurmak adına neler yapabileceğimizi göstereceğiz. Bugün yine şifrelerimiz var ve sponsorumuzdan üçlü tava setimiz olacak. Yapmanız gereken sadece tabii ki yayın içerisindeki şifreleri takip edip Nermin Nefes Mutfağı'na yayın sonunda yazıyor olmanız ve tabii üç arkadaşınızı etiketlemeyi de unutmayın gönderimizin altına, sponsor firmaları takip edip. Serpicim nasılsın? Güzel. İyiyim, bir sen? Hafta diliyorum. Hep birlikte inşallah. İnşallah Allah'ın izniyle. Ben de iyiyim, öyle birazcık yorgun, koşturmacalı. Durmadan tarif yapıyorum efendim. Ben de Ramazan hazırlanıyorum. Sizler için çok güzel videolar hazırlıyorum. Tabii ki yayında olduğu kadar da sosyal medyaya da ağırlık veriyorum. Çünkü oradan da çok takip ediyorsunuz ve bizimle oluyorsunuz. O yüzden orayı da boş veremiyoruz yani. 2 haftadır bir günü bile boş yok. Yok yani, hep ayaktayız. Allah sağlık versin. Efendim şöyle bir bakalım mı neler yapacağız bugün? Yüksel yine boyamış, çizmiş. Tabii gösterelim, emeğe saygı efendim. Şöyle bir görelim. Ne yapacağız? Tel şehriyeli su böreği yapmış Yüksel Bey. Biz yapmadan gayet güzel gözüküyor. Otlu bayat ekmek dilimleri hazırlamış bizim için bugün. Bunları alıp direkt koysam oluyor mu? İç dolgulu kurabiye yapmış. Gerçekten içi de doldurmuşuz. Bir de makarnalı bir bonfile yapacağız efendim. Öyle çok almadık, bir dilim aldık artık. küçük iki parça falan aldım. Küçük böyle ha, minik yapacağız efendim. Olmuyor. Birazcık da et tarifleri istediğiniz için ara ara değinmek istiyorum. Lütfen bize kızmayın efendim. Sürekli et yapmıyoruz biliyorsunuz. Bunu da önceliğinden şeyimi alayım bir. Gardımı alayım. Tabii. Gelecek yorumlara bir hazırlanayım efendim. Çünkü biliyorsunuz sosyal medyada olunca gözüm hep yorumlarda. Olsun, yapın, ben saygı duyuyorum. Bırakmaz efendim, birinci şifremiz de bırakmaz. Şu an ekranda göreceğiz. İlk şifremizi de yazıyoruz. Hemen kurabiyeye geçiyoruz. Çok güzel bir kurabiye, bakın. Çok az malzemeyle efsane bir kurabiye olacak. Bunun içerisine de kakao, şey, çikolata atacağız. Bunu atacağım. Bu seninkisi burada. Ha, sen onu üstüne hazır ayırdın. Evet. Tamam. Sadece yumurta konusunda biraz endişeliyim. Bir de tereyağı atarız bir tane daha gerekirse. 250 gram sürülebilir çikolata. Bu kahvaltıda kullandığımız çikolatalardan olabilir. Bir adet yumurtamız var. 100-150 gram kadar da unumuz olacak. İç dolgusu için yine 100 gram sürülebilir çikolatadan kullanacağız. Yarım çay bardağı da fındık kullanacağız. Bir elimi yıkayayım, geliyorum hemen. Şöyle Peygamber Efendimizin sünnetini de yapalım. Yani almadın mı? Pahalı mı aldın? Onu mu diyorsun Yüksel Bey? Ne almış? He, tamam. Sen şimdi ucuz mu aldın, pahalısını mı aldın? Tamam, onu boş ver. Bu sürülebilen bildiğimiz markanın çikolatası. Bu bende vardı. Bunu almadı bugün. Şey diyor, uygun çikolata alabilirsiniz. Hani masrafa girmeyin diyor. Sürülebilir. Öğleden sonraya sür. Kullanın. Şöyle. Bu ne müthiş şey yaptı? Ekrandan da kendimi görüyorum ya efendim. Efendim çok gerçekten lezzetli bir tarif olacak. Bakın böyle koyduk. Üzerine de bir adet yumurtamızı kırdık. Hadi bismillah. Bir çırpıp şey yapmak istiyorum. Evet. Yumurtadan çok emin değilim. Şöyle bir çırpalım. Birazcık sulandıralım bu karışımı. Aman Allah'ım. Nermin Nefes Mutfağı'nda bugün birkaç malzemeden şıkır şıkır bir menü efendim. Bir de bir eldiven isteyeceğim. Ellerimin arası tırnaklarım çikolata olmasın. Sonra çıkmıyor. Bir de böyle kir gibi gözüküyor ya, hiç hoşlanmıyorum o durumda. Efendim çok güzel bir yayın olacak. Bayat ekmeklerimizi değerlendireceğiz. Çöpe atmayacağız. Ramazan ayı geliyor. Ve bayat ekmeklerimizi nasıl değerlendirebileceğimizi, nasıl güzel bir sahur önerisi hazırlayacağımı az sonra göreceksiniz. Çok güzel otlu bir ekmek yapacağız. Ve bunu gerçekten evde kalmış ekmeklerle yapacağız. Hepinizden de rica ediyorum.
Varsa evinde ekmek getirseydin. Yumurta yeter mi sence? Sanki. Bir tane daha alabilirim ya. Değil mi? Ya kaldırır. Ben de bir şüphe ettim ama. Alayım bir tane. Bir kadınım. Ünlü geldi, kıyama. Gel. Şey geldi. Çolata gelmiş. Yapacak bir şey yok. Pişiyor. Yumurtaya emin olamadığım için böyle bir hani şu sıvılığı kontrol edip koyalım. Şöyle. Değil mi? Birazcık sulu olması gerekiyor. Çikolatamız bizim bir tık katıydı. O yüzden herhalde. İkinciye ekledim. İki yumurtaya koyduk ama siz şöyle bir akışkan kıvam elde ediyorsanız ikinciyi koymanıza gerek kalmayacak. Bazen yumurta boyu da küçük veya büyük olabiliyor. Şöyle iyice alayım da ziyan olmasın. Ucuz diye Yüksel Bey small yumurta tercih ediyor. O yüzden biz böyle sıkıntıya girebiliyoruz. Siz girmezsiniz medium veya large alırsanız. Kendi söyledi, ben söyletmedim yani. Şimdi şöyle bir yoğurma yapacağız. Hop. Ah, mis gibi. İçerisinde kabartma tozu yok. Bilginiz olsun, soracaksınız çünkü. Mis gibi kabaracak. Ekstradan şeker koymuyoruz. Çikolatanın kendi şekeri yeterli. Ve ona göre de ununu ekleyeceğiz. Ben elbisene bayıldım ha. Değil mi? Ben de çok sevdim. Ben böyle elbiseleri seviyorum. İzleyicilerim de çok seviyor böyle. Teşekkür ederim. İzleyicilerim de çok seviyor böyle elbiseleri. Tuğba'cığımdan yine canım arkadaşım. Bak iki yumurta kırınca unumuz yetmedi. Valla bir tık daha un alacağız. Un her zaman söylüyorum, alabildiği kadar kullanmanız gerekiyor. Hamur elinizden ayrıldığında, kurabiye hamurları elinizden ayrıldığında tam böyle istediğiniz kıvamı yakalamış oluyorsunuz. Bilginiz olsun. O yüzden nacizane tavsiyem dikkatli ve kontrollü ilerlemeniz. Bakın şu an artık toparlanıyor. Toparlanıyor. Çikolata birazcık zor toparlanır. Panik yapmayın ama çok lezzetli bir tarif olacak kesinlikle. Çok da pratik var. Çok da pratik. Çocuklar da böyle bayılır ya. Vallahi. Özellikle şimdi çocuklar, bilmiyorum, benimkiler hep oruç tutar. Oruç tutuyorsa böyle sürprizler yapmak gerekiyor. Benimkiler şimdiden heyecana girdiler. Kerem birazcık zayıf olduğu için ona şey yapıyorum, böyle tutma falan diyorum ama 2 senedir tutuyor maşallah. Bu sene de Allah nasip ederse tutacak gibi gözüküyor. Biraz öksürüyordu sabah, aklım onda kaldı. Bu ara hepimiz şey olduk Nermin ya. Evet. Bizim de stüdyoya Yüksel Bey getirdi. Vallahi bir gün klip hepimizi ziyaret etti ya. Yani. Yüksel Bey'e bir gündeme yapayım. Şimdi Yüksel Bey hasta oldu. Sonra bizim görsel danışmanımız hasta olmuş bugün. Ya böyle işte, ne yapacağım? Hepimizi bir ziyaret ediyor vallahi hastalık. Hepsini bulaştırım yaşasın kötülük diyor. Artık hafta sonu bile seni bana soruyorlar Yüksel. Niye o kadar diyorlar, seni yoruyor diyorlar. Bu kadar kötü olmak zorunda mı diyorum. O da diyor ki yaşasın kötülük diyor dedim. Yapacak bir şey yok. Ay, hamura dokunasım geldi şu an benim de. Çok güzel hamur oldu. Hamur çok güzel oldu. Oyun hamuru gibi oldu. Vallahi şuraya bak. Biliyorlar kötü olmadığını Yüksel. Biliyoruz, söylüyoruz. Evet, bakın çok güzel, kaliteli bir hamur elde ettik. Serpil, senden bir kesme aparatı tık tık, hemen bunu ben hepsini aynı bezeye hazır yapayım. Tatlım. Bakın, çok güzel, şunu da çıkartayım artık, vedalaşayım. Nasıl parlak, görüyor musunuz? Vallahi. Muhteşem. Şuraya tepsiyi de koyalım Serpil, sen burada onları hemen. Ben şöyle. Oh. Vallahi bereketli bak. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle mi yapışmasın diye. Bol bereketli olsun. Yiyenlere şifa olsun. Yapanlardan Allah razı olsun. Malzemeleri alandan Rabbim razı olsun. Bence iyi. Şimdi biraz aralarını boşluk bırakın efendim. Hemen bir oklava yardımıyla şekillendireceğiz. Bir tahta kaşık arkasında kullanabilirsiniz. Beyaz çikolata da güzel olur. Evet, eritebilirsin istersen. Yüksel Bey reklam arasında. Seni kırmam yani, sıkıntı yok. Yani Yüksel Bey istemiş beyaz çikolata, ne var? Evet söyledi bana da. Eritebiliriz. Güzel bir fikir. Çünkü rengi aynı olmaz. Biraz küçük oldu. Evet, küçük olmasın. Hepsini aynı boy yapmaya çalışalım. Yani işte. Ben bastırmıyorum. Oklava ile bastıracaksın diye. Sen bastırıyor musun? Yok. Birazcık yayvanlaştıralım. Bir tık sadece. Şunu da koydum. Ay, çok güzel bir hamur yani. Şu an bakın elimi yakın çekmenizi istiyorum hocam. Parlaklığı görün. Yani kurabiyenin, bakar mısınız? Nasıl parlıyor? Vallahi çok harika. Güzel. Bakın ışıl ışıl. İçinde hiçbir şekilde bak yağ yok, hiçbir şey yok. Işıl ışıl yani bu görüntü.
Ye beni dedirten görüntü efendim. Şöyle güzelce yuvarlıyoruz. Ne diyeyim efendim? Ne diyeyim işte, benim de yapımcım böyle, ne yapacağım? Söylenmez. Söylenmez. Bu söylenmez diye de uyarıyor. Çünkü biliyor ki ağzımda baklaslanmıyor. Bu söylenmez diye de beni uyarıyor. Ben hani küçük çocuklara şey yaparız ya. Hani anneciğim bak, bunu burada konuştuk, bu burada kalacak, tamam mı? Pat girersin ortama, çocuk pat diye söyler. Annem hiç ikilemez. Demiş. Ben de onun gibiyim yani. İşte, tembilleriz böyle, bir de gözümüzü falan patlatırız. Ama bir bakıyoruz iki dakika sonra pat diye. Şuraya mı koyayım araya, ne dersin? Çocuk onu söylemiş işte, çocuklar o yüzden günahsız melek diyoruz ya onlara biz. Onu ne yapacağız? Fındıkları mı basacağız? Yo, ben elime yapışacak diye düşünerek. Efendim bakın şöyle. Aman Allah'ım. Önceden fırınımızı da ısıttık. O kadar güzel bir hamur oldu ki bakın. Tamamen elinizden ayrılana dek unu verdik. Ve parlak kaliteli bir renk elde ettikten sonra bezelerimizi yuvarladık. Tepsiye tak 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 attık. En son aşamada çikolata ve fındıkla renklendireceğiz. Ay çok güzel olmadı mı? Vallahi çok güzel oldu. Şimdi efendim, önceden ısıtmış olduğumuz 170 ila 180 derecelik fırına veriyoruz. Yaklaşık olarak 20-25 dakika içerisinde pişiyor. Tabii ki fırın ayarına göre renklilik, farklılık gösterebilir. Siz onu kontrol edin. Yani bırakmayın. Bak 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 bak. Harika. Bak 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 bak. Reklama mı gideceğiz? Gidelim o zaman. Efendim ben kurabiyelerimi pişirene kadar çok kısa bir ara istiyorum. Sonrasında bayat ekmeklerimden yapacağım otlu ekmeğimizi ve tabii ki birçok çeşidimiz var. Sakın kaçırmayın, şifreyle ve kazananlarla döneceğim. Ben ne dedim efendim? Reklam arasında dedim. Hemen dedim pişireceğim kurabiyelerimi. Bakar mısınız? Aman yarabbim. Üç malzemeyle efendim. Bakın, bakın. Buradan şöyle tek hamleyle kapattım. Bakın efendim. Nermin Nefes Mutfağı'nda bugün muhteşem tarifler efendim. Gerçekten özenle seçiyoruz. Yeter ki siz sıkılmayın, bizi izleyin efendim. Biz de kalalım, lütfen bizden ayrılmayın. Çok güzel olmuşlar mı? Allah çok güzel. Serpil böyle düşüyor, yememek için zor tutuyor kendini. Evet. Vallahi Nermin sen olmasan ben yerim ha. Seviyorum ama ya. Ben de seni seviyorum aşkım benim. Ağla ayırmasın. Bak nasıl sarıldım. Zayıfsın, sarılabiliyorum sana. Şöyle yapayım da daha rahat sarıl bari. Efendim ikinci şifre geliyor, adımlar. İkinci şifre adımlar. Ve dönüyorum, sen orada güzelce dinlenirken sunumunu birazdan yapacağım tatlım, bekle beni. Bayat ekmeklerinizi aldınız, tamam mı? Dilimlediniz, yan etmediniz, buzluğa kaldırdınız ve sahurda ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Evde ekmek yok, şimdi fırına çıkmakta, senaryoyu da yazıyorum yani. Üşeneceksiniz, tamam mı? Dolaptan çıkarıyorsunuz ekmekleri, hemen evde ne var malzemeleri sayıyorum. 10-15 dilim bayat ekmek veya normal ekmek, 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı zeytinyağı, 3 diş sarımsak, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar, 5-6 dal maydanoz, kekik, karabiber, tuz, 1 tutam dereotu, 2 dal taze soğan, bunu genişletme sizde. Hemen aldınız, tamam mı? Gece kalktınız gözünüzde kapalı, hiç sevmem gece uykudan uyanınca sofra hazırlamayı ama olsun, Ramazan'da güzel oluyor. Böyle koydunuz, gözünüz kapalı yani. Pideyle de olur değil mi Nermin? Tabii bence olur. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Hı. Direkt şey oynuyorum da yani, gözümü falan da kapatıyorum bu arada. Yani sizi canlandırmayı yapıyorum efendim. Sonra bakın kekiği koyduk. Aman Allah'ım. Karabiberi koyduk. 10-15 dakikanız almayacak. Bak bak, tuzu koyduk. Tamam mı? Hem ekmeği çöpe atmıyoruz. 2 diş sarımsak. Benimkiler biraz iri diye 3 koymadım. Vitaminini aldık. Evet, biraz iriymiş. Bizim gibi Serpil. Benim gibi Nermin. Ve tabii ki zeytinyağı. Aman Allah'ım. Birazdan rengin güzelliğini görmek için hızlı davranıyorum. Efendim koyduk rondoya. Yine uyuyorsunuz. Çayı demlediniz bir anda. Kahvaltılıkları çıkarttınız. Öyle oturuyor mu? Evet evet. Yok oturmadı. Gene nazlandı. Bak görüyor musun? Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim de. Olacak olacak. Şuna oturmadı acaba. Şuraya gelmeyince yapmıyor. Yok, o yerinde aslında, biliyor musun? Şimdi deney bakayım. Hadi bismillah. Evet bak, bismillahirrahmanirrahim de. Bir dakika. Şunu istersen bir bak. Sürülebilir kıvam. Allah'ım yarabbim. Nasıl güzel bir şey ki bu. Nasıl güzel bir kokudur bu. Ekmekler çıtır çıtır. Yanına çay. Salatalık, domates. Bence hiç gerek yok daha. Gayet başarılı olmuş. Yapayım bir kere daha? Bence yap. Yapayım bir kere. Bir kerecik daha. Şimdi böyle. Şimdi oturtmaz dibini deli eder diye. Tamam. Tamam, hemen çevirelim. Şunu da alayım, ziyan etmeyelim. Sen bıçağını al, bana ver şeyi, çok bıçağı. Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Açamazsan. Bakın, bakın. Efendim bunlar gerçekten bu aroma, bu koku şu ekmeklerle buluşturacağım ya. Bak, aldım ekmeğimi. Bismillahirrahmanirrahim. Bak, sürdüm, tamam mı? Of 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 of. Tereyağı eriyecek pişerken, ekmeği yumuşatacak, kuruluğunu alacak, ekstradan bir çıtırlık verecek. Yani şimdi ben Nermin Nefes Mutfağı diye demiyorum efendim. Gerçekten Rabbim herkesin evine bolluk bereket versin ama aza kanaat etmeyen de çoğu bulamaz. Nasıl olsa ekmeğim var, bunu işte kenara kaldırayım, bunu yemeyeyim ya da atayım çöpe derseniz Rabbim gerçekten hiç nasip etmez. Size nacizane tavsiyem, bolluk bereket içinde de olsanız Allah daha çok versin ama yemeğinizin kıymetini bilin ki Allah da daha çok versin. Olmayanlarla paylaşın. Vallahi şu otlu ekmeğin kokusunu şu an keşke size gönderebilsem ekrandan. Bakar mısınız? Tam bir sahur önerisi. Gerçekten söylüyorum. Serpil'in dediği gibi pideleri çok ziyan ediyoruz mesela. Pideleri kesin. Pidelerin üstüne yapın. Böyle ne yapın biliyor musunuz? Küp küp pideleri kesin, bu karışımı üstüne koyun, bir cam fırın kabına koyun. Bir çıkartın, pizza gibi yiyin valla. Yeter ki isteyin efendim. Yapamayacağınız hiçbir şey yok, ben size söyleyeyim. Bakın. Kahvaltını da çıkar. Kesinlikle. Bir de bu şey çok pratik bir tarif. Vallahi. Oyalanmayacaksınız da bak. 2 dakika çok da rahat sürülüyor. Hiç bak bıçak almadan tatlı kaşığımla birlikte sürüveriyorum. Çünkü içerisindeki yağ, zeytinyağı akışkan bir hal aldı. Ekmekleri de ekstradan bir çıtır çıtır yapacak. Yani biz kaşar bak, koyduk ama onlar beyaz peynir de koyabilir. Tabii beyaz hiç koymayabilir. Dolabında ne varsa yani evet, değerlendir aslında. Bu ziyan etmeme videosu olsun bu bence tarif. Ziyan etmeyin. Evde azıcık otunuz mu kaldı, işte soğanınız mı kaldı? Soğan olmazsa koymayın. Yani illa yeşil soğan koyacağınız diye bir durum da yok. Tamamen vallahi bizim evdeki. Bizim dolapta vardı bu, ben koydum evet, bilerek. Dolabımızda vardı. Dedik ki hadi dedik onu da ekleyelim. Artık ziyanı olmasın. Bak tam da yetti efendim. Ay mübarek. Bir ekmeğe tam geldi sosu. Of 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 of. Of 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 of. Nermin'in Enfes Mutfağı'nda gerçekten bugünkü tarifler çok çılgın tarif. Pratik ve şey bence. Bir de benim bugün böyle bir elim de hızlı gibi geldi bana. Evet ben de fark ettim şu an. Yüksel Bey ama bize durmadan yemek yapıyorum Yüksel'cim. Normal elimin hızlı olması. Artık gözüm kapalı böyle yemek yapıyorum yani. Ne yapayım? Yüksel Bey bize birazdan. Ne yapayım? Gözüm kapalı yemek yapıyorum. Ha, kıtlayacak, ben sana söyleyeyim. Verme verme verme. Yetecek yetecek. Daha şekillendireceğiz, sunum var. Efendim. Nasıl güzel kokuyor mübarek. Vallahi şu sos çok iyi. Çok enteresan bir sos. Bak dereotu, maydanoz, hem de sağlıklı. Hiçler de anlamazlar. Hiç anlamazlar. Vallahi. Arada kaptırın. Ay çok güzel. Bak, 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 bak. Yine bunu kameraya ben getireyim. Bir gör, gör efendim. Bakın böyle bile yenir bu. Hiç pişirmeye de gerek yok. Işıl ışıl parlıyor. Bir 10 dakika. Bakın 10 dakika sonra sahur menünüz hazır. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Allah bin bereket versin. Önceden versin. Isıtılan 150 dereceye. Birden kurutmasın efendim. Çok yüksek açmayın. 150 derecede bir 10 dakika. Kaşarlar erisin, o yağ ekmeklerin içine böyle alttan dolsun. Aman Allah'ım. Şey diyorlar izleyicilerimiz, geçen yorumlara baktım ve birçok kişi aynı şey soruyor. Öyle bir anlatıyorsun ki abla diyorsunuz.
yerinde duramıyoruz. Ama bir şey söyleyeyim. Direkt mutfağa dalasımız geliyor diyorsunuz. Gerçekten bu ara tarif meclisi hem ekonomik hem pratik. Şu yani üç malzemeyle. Değerlendir yani buzdolabında ne varsa Allah bin bereket versin. Çıkar koy kardeş. Bir de şey versene. Tabağa koyacağım sunum tabağını. Ha dur vereyim. Şey beyaza koymayı düşündüler mi? Ne dersin ona? Beyaz olur. Şu yuvarlak güzel. Beyazımız var ya. Bizim burada bir makas. Var var orada o da. Şöyle bakın. Pastacı torbanız yoksa bir buzdolabı poşetiyle yapabilirsiniz. Şimdi bunu yakın çekeceğim. O yüzden böyle beyaz tabağı yapalım. Şöyle. Şuna bak nasıl güzel olmuş çikolata. Çok güzel. Gamze gibi. Bir de hiç bakın vanilya yok içerisinde. Kabartma tozu yok. Yani güzel tarifler. Maliyeti vallahi düşük. İki tane yumurtayla. Onları da yapacağım. Şuraya bir tane daha alırım. Hayır kurban olsun dört tane kaldı. Bu Aytaç'ın, Zafer'im, Rabia'nın biri de benimler mi? Şimdi sıcağıyla yayılacak o. Kalpi rejimde ya yemeyecek. Öyle ağzından kaçtı. Niye sesi çıkmıyor? Vay 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 vay. İştah açıcı tarifler efendim. Serpil biraz bu poşet büyüteyim. Patlayacak diye aklım çıkıyor. Büyüteyim mi şeyi peki? Büyütürsek değil. Böyle çok rahat şey. O zaman sakin sakin gidelim. İstersen ben doldurayım sen fındıklarını kondur. Dur. Versene bıçağı. Hah dur. Ben şimdi bu evde olsam var ya. Neyse burada yapmayayım. Niye değil mi? Ben de yapayım. Yok yapasın. Makas ver. Benim de yapasın. Şöyle yapacağım. Yok yapmam. Yapmam. Finalde yapabilirsin. Poşetin en sonunda ziyaret etmemek için. Yani Efe büyümüş olabiliriz. Büyümüş gibi gözükebiliriz ama. Olmadı ama. Bakmayın dur. Yani bu kadar büyüdüğüme. Ben benim ruhum daha çocuk. Hep çok geniş kestin ama. Yok yok. Altın dikişli kısmı vardı. Bak bakayım. Küçük Serpil, çay kaşığı vereyim mi? Serpil bol bol akıttı. Tamam. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ben çok küçük açmışım. Serpil kocaman açtı. Yükseldik herkese batına göre. Çatlar zaten bir şey demezdi. Kendi göbeğini görmüyor. Kendinden önce gidiyor. Hiç. Muzur çocuklar gibi hissediyorum. Sefer dur. O kabul ediyormuş göbeğini zaten. Onunla yaşamaya alışmış. Hı hı, hep de öyle olur zaten. Ay Serpil onları da sen yap. Ay şuraya birazcık daha şey yapsana. Allah'ım. Bunu beyaz çikolatayla yapın. Doğru söylüyor Yüksel Bey. O da çok hoş durur. Biz aslında reklam arasında yapacaktık. Unuttuk iyi mi? Ben fotoğrafçı olan çekilince. Geldi. Geldi. Nar tanesi. Tamam Serpil. Sen ona. Ben hemen detaya girmek zorundayım. Nur tanesi. Bak bunun ortasına fıstık da güzel olurdu ha. Vereyim yeşil, mi? Yeşil. O da var. Yeşil fıstık. Kız her şey bir lokma fıstık. Dur getiriyorum. Üstüne atıvereyim yapışır ya çikolataya. Heh. Bak bak işte. Rabia Aytaç. Aman Allah'ım. Badem hı. Gözlü. Bak. Vallahi çok güzel. Ona da size. Ha? Tabii. Tane fıstık mı istiyorsun toz mu Nermin? Toz toz. Gel bakayım evladım. Hah. Gel bakayım. Gel 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 vereyim gel. Ne utandınız sen gözükmüyorsun Rabia gel. Sıkıntı yok Rabia yok. Hah gözüküyor şu an. Al bakalım. Arkadaş. Al bakalım. Nermin ablanın elini öp çocuğum bir tane ona ver. Bu adam burada çekiyor günah değil mi? Bak o da orada çekiyor. Hemen hemen bak. Gülten hanımcığıma. Güz. Nermin ben de kaşığı yedim. Kaşığı sıyırdım sadece. Sen kaşığı mı yedin? Ah kurban olayım sana. Kalmadı mı? Yok. Olsun ona esna ben yemeyeyim ya. Efendim bakın o kadar ruhumuz şey ki. Hemen ekibime çalışıyorum. Valla. Ekibim yesin ben mutlu olurum. Sıkıntı yok. Şimdi kahve de içiyorum. Kahvenin yanında güzel gider. Valla güzel olur. Antepli konuklara duyurulur efendim. Gelirken bol bol fıstıkla gelirseniz sizi yayınımızda ağırlamaktan inanılmaz mutluluk duyacağız. Yani Antep'e buradan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Nermin Nefes Mutfağı'na bekliyoruz efendim. Bize güzel künefe münefe bol fıstıkla gelirken biz de aradan alalım. Artık yapımcı böyle kurtarıyor günü yapacak bir şey yok. Serdar şefimizi arayalım. Siz
Bitti, bitti. Taze bitti. Bu sunumdan sonra canım. Az sonra gel. Fındık vereyim yakala. Fındık vereyim yakala. Şimdi ne yapıyoruz? Bonfilemizi yapalım. Çocuk geldi buraya. Dur, dur. Ya işte içimdeki annelik duygusu. Gel oğlum, gel. Ya işte kokuyu alan geliyor efendim. Nasıl bir yemek yapıyoruz bakın. Çekelim, çekelim Zafer'i de. Bak. Isır bakayım beğenecek misin? Çekin bakalım beğenecek mi? Tadıyoruz, tadım anı. Böyle canlı canlı yaşıyoruz. Afiyet olsun. Kaçtı gitti. Gitti kurabiyeler be. Hmm, diye gidiyor. Rabia kahveyle de güzel içersin. İç anam iç. Neyse şöyle açayım. İşte bak geleni boş çevirmeyeceksin ki Allah fazla fazla versin efendim. Ve boş çevirmeyeceksin sen. Bereket olacak. Kıyamıyorum ya ne yapayım işte. İçimdeki bu ne derler insan sevgisi. Ne yapacağız? Çok seviyorum efendim. Sonra böyle bir darbe alıyoruz. Diyoruz ki ya diyorum bu kadar iyi niyetli olmayacaksın kızım. Nermin. İşte. Kendimle de kavga ediyorum yani bakmayın bazen. Neyse gelelim sadede. Şifreyi verdik mi ikinci? Kazanım da açıklayacağım dedi. Çok güzel gözüküyor ya. Vallahi çok güzel oldu. Ekranda çok sağ güzel gözüküyor. Ben şeyi de açıklayayım sonra unutunca kazananı. Bana biliyorsunuz. Aytaç sabahın köründe atıyor bana. Biz direkt giriyoruz mevzuya efendim. Ablacığım günaydın. Günaydın Aytaç'cığım. Perşembe kazanı çaydanlık biliyorsunuz vermiştik. Nihal Memişoğlu. Cuma mı çaydanlıktı? Perşembeydi ya. Çocuk yanlış yapmaz yani bana. Perşembe günü çaydanlık kazananı Nihal Memişoğlu. Cuma günü üçlü mini tencere vermiştik. Dilek Şengezer hanımefendi olmuş. Sosyal medyada Nermin'in Enfes Mutfağı sayfamıza bir girin mi efendim? Storylerde şimdi Aytaç paylaşmış olacak. Benim selamımı söyleyin hemen karbonuzu yapsın efendim. Tamam. Geliyoruz. Noodle'ımızı hazırladık tabii sabahtan. O kısmı tabii göstermedik. Normal makarna gibi haşlıyorsunuz. Et suyuyla pişirdik. Şimdi efendim biliyorum yapmıyordum da uzun zamandır etli tarif ama bu tarifi görünce bir yöntem var. Lokum tadında içinin suyu akmadan etinin içinde o güzel suyuyla pişireceğimiz muhteşem bir tarif olacak. Ve özel bir krema sosu hazırlayacağım. Bu sosu sadece bu yemeklerde değil tavuklarda ve sadece makarnalarda da kullanabileceksiniz. Yani şu an beraberiz değil mi? Hemen geçiyorum tarife. Bakayım hepiniz buradasınız değil mi? Evet buradasınız. Makarnalı bonfile. Bir paket noodle efendim. Normal noodle makarna veya şey alabilirsiniz spagetti tarzı olanlarda. 3 su bardağı et suyumuz var. Biz makarnayı et suyuyla sabah haşladık efendim. 250 gram dana bonfile, 1 yemek kaşığı tereyağı, kırmızı toz biber, tuz, 1 diş sarımsak, 1 paket krema, yarım kuru soğan, 130 gram sarı çedar peyniri ve bir tutam... Ne? Tamam bir alayım. Şöyle efendim. Eriştelerle de olur tabii ki. Şu bir tanesini koymasak olur daha iyi olur. Biraz fazla. Olsun. Koyayım mı diyorsun? Koyayım yesin çocuklar ya. Tamam. Yiyemem ben ya. Ver bakın bıçağımı Serpil. Şimdi burada zeytinyağı isteyeceğim Serpil'den. Şöyle etlere bir opa çizik atın üstlerine tamam mı? Bıçağım da güzel kesiyor fark ettin mi? Fark ettim. Şöyle bakın. Bu tam bir iftar yemeği diyebiliriz. Sunum da güzel. Tuzumuz sonrasında... Ve... Şöyle toz biberimiz, zeytinyağı döktük tamam mı? Şöyle bolcana birazcık kendimi böyle havalı etçiler gibi hissettim şu an. Böyle artistik hareketler yapıyorlar ya. Bize gelen Fırat Bey falan böyle yapıyor diye evet, değil mi? Evet evet evet. Şöyle böyle yapıyorlar. Kaşık kullanmıyoruz efendim. El lezzeti. Tamam mı? Sonra şöyle birazcık masaj yapıyoruz efendim. Masaj bu aşamada çok önemli. Severek yapacağız. Seviyorum bak vallahi cumartesi pazar dahil yemek yaptım. İnanın ayıp. Yine seviyorum ya işte sevmek böyle bir şey. Şöyle burayı da hemen. Ben şimdi bir cımbızımızı alayım. Bu kareleri attığınızda etin iç dokusu daha iyi pişiyor bilginiz olsun. Ben de bu yöntemi dün bir yabancı sayfada keşfettim. Atayım sarımsağımızı bu arada öğreniyoruz efendim biz de her gün öğreniyoruz. Hemen birazcık yağ koy. Çok azıcık yağ ve tereyağı koyacağım. Neden çok azıcık efendim biliyor musunuz? Şey yapıyor çünkü tereyağı yanıyor ama yağ koyduğunuzda tereyağı biraz daha geç yanıyor ama yine yanıyor
Evet, masajımızı yaptık, tamam mı? Bunlar hazır. Bak. Hop. Vallahi etçi gibi oldum. Hı. Beni lokantanızda iş verenlere duyurulur. Çalışabilirim. Bırak. İyi mi bu şimdi benim senin için? Bence bir tane daha atabilirsin. Ben elimi yıkıp geliyorum. Tamam. Senin elini yıkayana kadar ben bunu eriteyim güzel. Çok lezzetli. Taze kekiğiniz var mı? Biz almamışız, bulamamışız. Bir lokmada neden almadın, yazmamışsın? Bulamadın deme diyor yapımcım. Öyle mi diyor? Ha. Peki tamam. Tamam canım. Çok özür dilerim. Nermin'ciğim. Ben unutmuşum. Bir dahaki sefere rozmarin, biberiye falan hepsini isteyeceğim. Tamam. Tabii niye istemiyorsun? Bizim burası görsel şovumuz yani. O biberiye olmadıktan sonra bu yemeğin ne şeyi var? Yüksel Bey de bana şey diyor, Elazığ'a doğru koşuyorsun Serpil'cim diyor. Koş sen, boş tabii ver. O listeyi verince eline. Boş ver. Hı. Siz daha söyleyemiyorum, Nermin Yüksel girsin. Ne yapsın kadın? Ne yapsın? Ne yapayım ya? Hiç memnun bu şimdi patron milleti. Şimdi dedi ki hayat pahalı. Efendim, şimdi bu eti pişirirken buradaki yağ çok iyi derecede ısıtmamız gerekiyor. Tava böyle elinizi yaptığınızda alttaki ısıyı avucunuzun içerisine net bir şekilde vermesi lazım. Yani burada birazdan ateş çıkarabileceğim. Limon suyumu da getir Serpil. Getir, yapacağım. Bakalım Nermin'in Enfes Mutfağı'nda Nermin Öztürk yapabiliyor mu efendim? Tabii ateş ki yapıyor. Ateş çıkartabiliyor mu? Çekeceğim mi ateşimi? Tamam. Nermin ben yapabileceğini biliyorum. Yapmasa bir tık acaba ocak kirlenmezdi. Gitsin ya. Bizim kızımız var burada. Temizliği verir hemen. Neyse tamam. Rabişimiz sen var. Sen atsaydın içine aroması. Atacağım. Birazcık şöyle ısıtayım. Şu sana yeter tatlım. Efendim bakın. Sarımsak. Bir diş sarımsak. Şu gördüğümüz olduğunuz sarımsak. Şey gibi oldu. Tamam. Serpil'den kekik de istiyorum ben. Kuru tamam. Kekik ama onu en sonda alacağım. Evet şey yağımızı kullanacağız ya bizimle. Şimdi ben ateş çıkaracağım buradan. Tamam mı? Serpil bana. Yaparsın verecek. Aşkım sen. Bak bekliyor. Şu komda bekliyor. Herkes şu an benden ateş bekliyor. Hocam biraz daha ısıtayım mı? Bir tık daha bence. Evet. Evet. Onu da kaldırabiliriz. Mükemmel lokum tadında et yapacağım bugün size. Birazcık böyle şov yapasım geldi. Bugün becerebilirim sunucumu. İnşallah. Nani? İnşallah becerebilirim. Güzel et yaparım ama lokum gibi olur etlerim şimdi yani burada. Açık ve net söyleyeyim. Ay kavurman hele. Yani ay. Dağılır ağızda tel tel. Vallahi yani ben yedim. Ben yapıyorum diye demiyorum. Aldık efendim ne yaptık? Güzelce sosladık tamam mı? Bak üstünü ne yaptık? Kestik tamam mı? Böyle karelere getirdik parça parça. Mis gibi tamam mı? Koyduk. Bak. Bol bol olsun dedik. Ekip arkadaşlarımız da var. Koyduk tamam mı? Bak. Aman Allah'ım. İlk etapta etin yerini oynatmıyoruz. Eti oynatmıyoruz. Serpil. Canım. Limonu böyle mi sıkıyorduk? Dur biraz şey olsun. Böyle vuruyorken. Tamam en son aşamada yapacağız bunu. Evet, evet. Ama onlar hazır hazırlıyordu kenarda. Biraz sıkalım biz bence. Böyle direkt sıkınca olur mu? Tabii. Dur ben sana sıkarım ama. Şimdi şov yapacağım Serpil, elimi yüzüme bulaştırmayayım. Hiçbir şey olmaz. Görsün beni stekçiler, nasıl yapıyorum. Ya. Gelsin ders verelim. Yapabilir miyim sizce? Olur mu? Ha, ekibim bak. İnanıyorsa sıkıntı yok. Efendim şöyle bir bakayım. Bak, bak, gel, gel, gel güzelliği gör. Aman yarabbim. Bak, lokum, lokum, lokum. Baban da etçi miydi vallahi Nermin? Oy, oy, oy. Tereyağı bak. Şimdi tereyağı nasıl yedireceğim bak. Kaşığın var mı yanında? Çok hava. Şu an çok heyecanlandım. Şu an kaşığın inanılmaz. Nasıl kaşık? Ne yapacağız? Tereyağını tıp tıp. Şimdi böyle birazcık kekik. Tamam mı? Bak. Nefis süt esin. Ve şuradan şöyle biraz bak. 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 Tıp tıp tıp. Bak. Oh. Biz biraz cimri davranmışız. Şu iki yok, yok. Tereyağını da koyun. Bence çok güzel olacak Nermin. Geliyor efendim. Nasıl yapacağız? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Geliyor. Allah'ım sen beni utandırma. Ama var ya gerçekten bu eti deneyin. Yani sürekli biliyorum yapılmıyor. Arada bir yaptığınızda da böyle yapın. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Valla oluyormuş ha. Olur tabi. Serpil bak ne güzel pişirdim. Bir de ateş yaptım ha. Ama ben senin yapacağını ben biliyorum dur, zaten. Dur. Biraz ocak batıyor Serpil hakkınızı helal edin. Kesmedi mi? Dur.
Yukarıya kadar çıksın. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu bu elime alayım. Oh. Ben coşkuyun Ermin. Yanıyor da efendim. Serpil az limon koymuşsun. Tam yok yeter. Damağımda kaldı. Bir sadakini alayım. Vallahi yaptım efendim. Gördünüz mü? Görüyor musunuz dedi efendim? İşe başlayabilirim. 250 bölümde. Ama şefim bir döktü. İspirtoyu verdi. Coşkuyu bütün Kanal 7 buraya geldi. Alarmlar öttü ayol. Alarmlar öttü. Serpil az limon suyu verdi. Serpil getir bir litre limon suyu. Tavaya yaparız. Yok yok aşkım bizim etimiz bak. Bak. Loko. Bak. Etin rengin güzelliğine bak. Kaldırıyorum. Ekran başındaki izleyicilerim hiç suyunu gram dışarıya vermedi. Önemli olan et pişirmede bakın şöyle yumuşacık lokum tadında bir et. Asla dışarıya vermedi. Bak. Son bir dakikada bu tarafa alırsak mis lokum. Nermin'in enfes mutfağı. Allah lütfen tamam. Beni affedin. Yine yangınlar var yine. Tamam. Şimdi orada ben bakın çok güzel bir sos yapacağım. O yağın içerisinde ziyan etmek yok. Ver kuzucuğum bana. Ne vereyim sana tahta? Tahtamı ver, tahtamı. Ha şey mi doğrayacaksın? Ah, tamam. Çok iyi. Herkes kusura bakma. Ay işte seni seviyoruz Nermin. Ne yapalım? Ben de seni seviyorum. Orada ya etim pişsin. Bir de et tahtasını geri bir daha alacağım Serpil'im. Onu vereceğim şeye. Yine o yangınlar yine ben. Üstüne. Allah. Ne diyor? Ne dedi? Et camicazı. Artık etçi benim. Ailenizin etçisi. Kanal 7'nin etçisi efendim. Ramazan bayramlarında, kurban bayramlarında, özel günlerinizde bendensiniz. Rabia ile bir şey dedik. Bir daha etçi gelmesin stüdyoya. Her yeri batırıyor ama. Hayırlı uğurlu olsun. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun efendim. Makineye atarız artık Rabia. Şimdi bakın. O tava şey alabilir miyim? Ha, kesme tahtasını. Şimdi bunları alıyorum canlarım. Alacağım. Tamam mı bak. Gel. Oo. Bak bak. Şöyle gel aşkım. Bak. Şunu bak. Alayım ben. Of 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 of. Of 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 of. Bak uzun zamandır ilk defa yapıyorum. Ne olur bana söylenmeyin. Allah rızası için. Yok canım söylenmezler rahat. Yüksel söylenir diyorlar. Aa soğanımız Nermin. Tamam soğanı bakın aa, koyuyorum. Sıkı. Minicik doğradık. Önemli olan çok minik doğranması. Kremim tatlım. Şimdi bak. Sos yapıyoruz. Bu sosu sadece etlerde değil. Her türlü makarnada, tavukta kullanabilirsiniz. Kremayı aynen döktüm. Bak. Hemen. Muhteşemliğe bak. Hemen peynir getirecek Serpil'im. Hemen geliyor. Bak. Bir tarif efendim. Gerçekten dışarıda yiyebileceğiniz. Bakın dışarıda yeseniz daha pahalıya getireceksiniz. En az yani 500 TL'yi kafadan çıkarttım bunu yemek için. 4 kişilik bir aileye değil mi? Vallahi. Yani şimdi bakın ben bunu düşük bütçeye hallettim. Herkes tadımlık yiyecek. Kusura bakmasın. Tavukla da yaparlar. Hemen alıyorum Serpil. Al canım. Kremam kesilmesin. Çedar aldım. Koydum buraya. Dur geliyorum. Çedar biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde erir ve etle uyumu muhteşemdir. Çedarın. Hemen ne yapıyoruz bakın. Tuzumu veriyorum. Bence gayet iyi oldu. Şöyle. Al canım sen bunu. Çok havalara girdim ama yalnız bu etçiler ondan böyle havalı oluyormuş. Ya işte bak görüyor musun? Bak bak nasıl bir sos yaptık. Şimdi birazcık kremayı çektireceğim sadece canlar. Hı. O arada Serpil onu çektirirken ben buraya geldim. Şimdi noodle'umuzu şöyle bir makarna tabağımıza alıyoruz. Güzelce et suyunda pişirdik. Tamam mı? Böyle bakın. Et suyunda hazırladık ve hafiften yağladık yapışmasın diye. Sonrasında efendim içinde tereyağı bakın. Görüyor musunuz? Bak bak. Derler ya tam pişirmeyeceksiniz. Evet. Aslında et tam pişti ama içinin rengi ve vitamini suyu içinde. Görüyor musun? Lokum. Bak hiç zorlamıyoruz. Bak nasıl çok kesiyor. Güzel oldu. Tamam bunu da yaptık. Hemen şunu da yapalım. Oh. Şöyle ve bunu da yapalım. Ekip arkadaşlarım geliyor merak etmeyin. Sizin için özel. Tamam. Lokum, lokum. Sonrasında canlarım, elleriniz yanacak biraz. Şöyle.
Makarnamın üstüne aldım. Şurayı hemen sen al Serpil'im. Tahtayı alıp gidiyorum. Tat bakayım beğenecek mi? Nermin en küçüğünü vermişsin. Çok, çok güzel olmuş. Allah'ım Allah'ım. Yeter o sana. Çok bile. Ben yiyeyim ki. Nermin sosa bak. Sosa. Serpil. Ha canım. Nasıl güzel. Sonra kıymetli izleyicilerim. Yemin ederim lokum gibi olmuş. Bak. Ateşi çıkarttık valla. Al Hakan bak. Bak. Etin sosu, sosun suyuyla dibi. Şöyle bir kremalı sos yaptık. İçinde soğan ve tereyağının etin kendi suyu. Allah. Sonrasında üzerine neydi? Ne peyniriydi? Çedar. Çedar peynirimi koydum ve bakın. Ay. İster misiniz? Buyurun efendim. Hop. Yumuşacık. Bir lezzet ve son dokunuş efendim. Maydanoz. Evde yapabileceğiniz gayet pratik, dışarıda maliyetini çok yükseğe yaptırabileceğiniz bir menü. Çocuklar istiyor efendim. Ayda yılda bir aldığınızda da güzel bir şekilde pişirebilmeniz adına çok pratik bir yöntem sunduk. Ve bu yöntemi sizlerle bugün Nermin'in Enfes Mutfağı'nda paylaştık. Umarım hoşunuza gitmiştir efendim. Bizim adımız Hıdır. Elimizden gelen budur Serpil. Bir daha ne olsun Nermin? Allah bin bereket versin. Biraz ocakta bakmış işte, olabilir. Olsun. Orasını hiç karıştırma, boş ver. İşin şovunu yaptık mı yaptık. Çok eğlenceli. Hanımlar evde denemeyin. Fayanslar mayanslar batar. Evde denemeyin. Bizim şurada fayans yok ya. Rahat çalıştık. Tamam. Şimdi onları bir makineye sokuyoruz. Ekmekler Serpil. Onun ayarı düşüktü Nermin. Düşük koydum Allah'tan. Çok güzel yumuşacık olmuş. Taktık. Bak, bak. Hele şu ateşe gidiyor ya elim. Bak. Of. Hemen alalım. Serpil bir sunum tabağı versene aşkım. O da hazır tatlım. Gel. Gel, 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 gel sen. Şöyle yakın çekelim mi? Bak. İzleyicilerim, canlarım. Evet. Şimdi Serpil'im. Hah. Beyaz bir tabağımız yok mu aşkım? Onu bilerek ona koyduk böyle hani şey diye ama. Öyle mi? Makarnamızla. Kaybolmasın dedim. Bakayım, kaybolmasın. Sevmedin mi sen? Yok ekranda kaybolmasın diye. Yok yok kaybolmayacak inşallah bak şimdi. Güzel durdu mu? Tamam. Ekibim tamam dedi. Güzel duruyor dedi. Hı. Aa bu tabii, da gelmiş. Tabii şükom. Öğrendim şükocum artık. Sen demeden ben leblebiyi anlıyorum. Oo. Oy oy oy. Bakar mısınız efendim? Gelin çocuklar. Bunlar sıcakken güzel. Gelin çocuklar. Gelin, gelin, gelin. Rabia gel. Uf, çok güzel. Allah'a şükür bugün de karnımız doydu diyor. Mustafa abime gönder. Yan masadan geldi dersi. Evet. Efendim bakar mısınız? Bakar mısınız? Otlu, sağlıklı, çıt bir tanesini bölmek istiyorum. Mümkünse efendim bir tanesini göstermek istiyorum. Hangisini göstereyim Serpil? Küçük, elindeki en üstteki. En üsttekini mi göstereyim? Evet çünkü bölüştürürsün bölünce de hem. Tamam, bak. Ay. Bak, şu çıtırla bak. Bak, bak, bak. Kuzudan yukarı valla. Bak. Sahurda yapın kardeş cihazlarım çayınızı. Asar. Tamam o pişene kadar. Sarımsaklı ekmek gibi oldu. Güzel. Yapın. Çok güzel olmuş. Nasıl mutlu oluyor yemek yerken ayak falan böyle. Kızdan. Dur ayak. Serpil zayıfladı rejim yapmıyor Yüksel. Uğraşma benim. Benim yardımcımla uğraşma Serpil. Yüksel. Benim yardımcımla uğraşma lütfen. Ne diyor gene bana? Kendi de, kendi de yiyor oradan. Alıyor. Ay çok güzel. Rejiden. Şimdi efendim. 3'te 3 yaptık. 4. tarife geçiyoruz. Bakın. Görüntü. Hepsinde gayet yerinde. Etse de şovumuzu yaptık. Sen ne geldin anne? Ekmek mi istiyorsun sen de? Ha sen mi diyorsun? Sen de diyetteydin. Tamam. Tamam.
Şimdi benim yanımda geziyorlar falan ya böyle güzel bekar çocuklar. Ben onlara kız bakıyorum, dedim ki kilo almamanız lazım çocuklar dedim. Şu an onlar böyle fit ve spor yapmaya başladılar. Yani buradan ilgililere duyurulur. Güzel, güzel çocuklar, temiz. Bak hadi bu kıyamı da unutmayın. Yanakları da kızardı. Hay! Yandı. Efendim, şimdi yine bir sahur önerisiyle geldim. Bakın, hemen ekranda malzemeler çıkınca lütfen not edin. Telefonlar çıksın, hazırlayın telefonlarınızı. Tel Şehriye'den hamursuz bir börek tarifi geliyor, tamam mı? Yani az bunu... malzeme, çok iş yapacağız hocam. Bunu kalmış makarnamızda bir yaramaz olabilir, yapabilirsiniz. Değil mi? Burada bir yaramazlık yapan sadece bu et yemeği oldu. Onun dışındakilerin hepsinin gerçekten maliyeti düşük. Düşük tutmaya çalışıyoruz. Can da boğazdan geliyor. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Üçüncü şifre atılan, ekranda göreceğiz kıymetli izleyicilerim. Üçüncü şifre atılan, bakın görsel şov var şu an. Ay bunlar çamaşır sürekli mi bezi? Tezgahın üstünde muhteşem bir şov var. Sadece dediğim gibi orada bir olayı bozan et. Onun dışında hepsi güzel değil mi Serpil? Valla o da olur dediğim gibi, bak olmadı tavukla da yapılır. Aynen. Tertemiz mis gibi misafirlerinizle sahura iftara. Tel Şehriye'den su böreği yapıyoruz. Yanlış duymadınız. Tel Şehriye'den su böreği yapıyoruz. Sahur önerisi hem tok tutacak, yumurtası, peyniri, yeşilliği içinde olan bir su böreği tarifi. Hı-hı. 3 su bardağı tel şehriye, 3 adet yumurta, 150 gram beyaz peynir, tuz, sıvı yağ, 1 tutam da maydanoz. 1 kap isteyeceğim Serpil'im senden. Evet, yumurtayı karıştıracağız değil mi? Bir de güzel yapışmaz bir tavaya burada ihtiyacımız var. Şifreleri alıyorsunuz. Yanmaz yapışmaz tavaları da veriyorum efendim. Sonra sahurda da börek yapıyorsunuz. Tamam. Her şey benden. Aya, Nermin nefesi daha ne olsun? Ayağınıza geldi. Tavalar içinde şifreleri veriyoruz. Nermin'ine bazen şey demişsiniz. Çırpıcı burada yok canım. Nermin Hanım işte şifreleri nereye yazacağız? Tabii ki artık her zaman söylediğim gibi Nermin Nefes Mutfağı'na son videonun altına 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Şifreleri yazıyorsunuz. Tabii bütün bir şekilde yayın sonunda. Ve tabii ki sayfaları takip ediyorsunuz efendim. Sonrasında inşallah nasip oluyor efendim. 3 adet yumurta. Yumurtalar da bayat gibi yüksel. Ucuz olsun diye nereden? Tatlı. Yo bayat değil biraz küçük. İyi yok bunları biz. Ölmüyor mu? Tamam. Bakayım. Kokmayınca bir şey olmuyormuş. Mis gibi kokuyor. Evet. Efendim, yumurtaları koyduk ve bir fiske tuz içerisine atıyoruz. Birazcık köpürteceğiz şöyle bir bilek gücüyle. Köpürtüyorum. Peyniri iç harcında kullanacağım. Tava alacağım Serpilciğimden. Bunun dibine şey koyalım mı? Pişirme kağıdı mı? Evet. Bence kalkar gibime geliyor ya. Ya bence de öyle de. Tereyağı koyalım bir küp bence. Bir de hafif sıvı yağ koyalım. Tamam. Bence koymayın diyor. Kalkmasın, bana da sizi gömme malzemesi olsun. Nermin yumurta yapışabilir diyor. Allah vermesin, biz koyalım. Yüksel Bey'e yapışmaz malzeme. Yapışmaz aşkım, yumurta kalkıyor ya omlet yaparken. Tamam ama işte tutacağı tutar Yüksel Bey'in yok dilinden. Ama bu iyi tava. Tamam peki. İyi değil mi? Ya iyi de Yüksel Bey'in ağzına şey düşmeyelim diye. Yağını bol koyarız dur. Tereyağı var gerçi, yapışmaz ama. Çok koymayalım, ters çevirdiğimizde de akıyor ya her yere. Üstümüze geliyor, doğru söz. İki küp koyayım. Bir tane yeter, biraz da sıvı yağ koyacağım. Sıvıyı koyalım mı? Koyalım. Koyalım ki yanmasın. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım duam, sen utandırma. Tüp ya, bitiyor rahat. Galiba ha. Yok sabah değiştirdim, rahat ol. Ha tamam. Sabahleyin patladı. Evet. Bu iyidir. Çok bile oldu. Aynen. Peçete alayım peçeteyle. Şimdi erisin de sonra alalım. Şimdi burada tutucu oh, olacak Allah kısmı ayarladık. Yumurta ve tuz. Hatta bir yumurta, 3 koymuştuk zaten. Tamam. Ben şey ama benim şehriyem çoktu ya. Evet, şehriyi orada biri, aşladık. Bir su bardağına bir. Makarna gibi. Tabii bunu koymayayım, aralarına dolmasın. Şey, kaşık vereyim sana. Hı-hı, değil mi? Daha kaşıkı. Rahat. Şunları da alayım ziyan olmasın. Böyle hatta şöyle karşılıklı böyle istersen. Aynen, karıştır. Şöyle. Ziyan olmasın. Hı.
Hepsini aldım. İyi yaptın. Şimdi bakın birazcık tabii makarna şey oluyor ama böyle yağlı olduğu için bakın karıştırınca hemen şey oluyor, açılıyor. Şehriye de bir makarna türü değil mi Yüksel Bey? Böyle. Serpil'cim bir küçük tabağa bunun bir miktarını alalım. Yumurtayla böyle güzelce. Ne alalım Nermin? O biraz fazla oldu canım. Ha, ter çevirirken. Alayım. Yanmayalım. Dönüşte kullanalım onu. Bakın. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Şöyle gezdirin iyicene. Şöyle. Ha, iyice al Serpil. Sadece yağ kalsın. Dur buna dokunma dikkat et sen. Al al al. Ha, hiç bırakmayalım. Tamam bak, süper. Aynen. Alın alın diyor. Malzeme bırakın ot diyor. Çıkmayacak diyor. Çıkacak çıkacak. Allah bilir. Pazartesi sendromsuz girelim dedik. Allah'ım ne mümkün işte. Bismillahirrahmanirrahim. Serpil bir spatula isteyeceğim. Hemen geldim. Sana şöyle bir... Şöyle bir yatak oluşturuyoruz. Kıymetli izleyicilerim. Hemen peynirli harcını da yapalım. Bu senin spatulan. Bakın şöyle. Şuna da. Bir yatak yapıyoruz. Su böreği gibi gerçekten yumuşacık. Ben telşehriyi zaten çok severim. Ve tam kıvamında bir lezzet yapıyoruz. 3 su bardağı şehriyi. Tabi tavanızın boyutuna göre ayarlayın. Tavanız küçükse 2 su bardağı da kaldırır. 2 yumurtayla. Hı hı. 1 bardağı 1 yumurta gibi şey düşünün. Şöyle yatağımızı güzel hazırlayalım ki yarın öbür gün bize aşağıya atmasın. Allah vermesin Yüksel Bey'in elinden. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen beni Yüksel'e mahcup etme ya Rabbi. Ezeli rakibim gibi oldu. Bakın şöyle bir yatağımızı oluşturduk, tamam mı? Bunu böyle düz bir zemine getirdim. Maydanoz da şimdi biraz koyacağız. Şu orta kısmına evinizde kalan peynirleri değerlendirin. İşte ezik, işte yemediğiniz, çocukların böldüğü, kaldığı, buzluğa attığınız peynirleri, kaşar peyniri, ne istiyorsanız burada koyun. Biz böyle biraz yarım yağlı bir peynir tercih ettik. Çok farkındaysanız sadece kenarlara getirmiyorum ki eriyip de kenarlarını çok akıtmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun altını iyice kısayım ki şey olmasın. Maydanozdan da bir lokma. Oraya mı koyalım? Ben en finalde kullanırız diye düşündüm finalde ama. Finalde kullanayım. Ya. Ben de içinde çok finalde sevdim. Finalde kullanalım evet. Peşetini 2 dakika kullanayım. Şu kenarından ha. Şurası da temiz. Teşekkür ederim. Sonra şöyle yine aynı yufka börek ya da elde açma börek yapar gibi üzerini kapatıyoruz. Şöyle. Zemini düz bir şekilde oluşturuyoruz. Bütçe olarak da düşük ama gerçekten çok da lezzetli olacak bir tarif. Sahura ne yapsam derdine sahura sormuştum. Şipşak yapın. Ha, mis. Çocuklar yesin. Çocuklar yesin. Her şey pahalı hayat. Hayat pahalı Yüksel. Ne yapacaksın? Hayat pahalı. Aç mı kalacağız? Her gün kuzu yiyemeyeceğimize göre makarnaya kıyacağız birazcık. Evet. Bazen kalıyor ya, kalanını da değerlendirirse. Şöyle. Benim evde kalmıyor mu? Evet, kalan makarnalarınızı ziyan etmeyin. Yapın. Serpil'in evde kalmaması çok normal diyor. Görüyoruz kalmadığını diyor. Ben kendi kendime konuşuyordum. O nereden duydun? O duyar. Onun kulakları delik, senin haberin yok mu? Evet. Eve kadar gitti be. Şimdi efendim burada da böyle bir spatula ile hepsini alalım ki ziyan olmasın. Şöyle. Buna da şeyimizi koyalım, böreğimizi. Sıyırdım efendim. İyice sıyırdım. Bunlar yayında böyle çok hoş olmuyor ama ne yapayım efendim. Oo vallahi hemen kalkacak. Çok sevinçliyim şu an Serpil. Oynuyor. Ne canım? Çok sevindim. Kalkacak hemen. Kalkar kalkar ben. Bakın şöyle bastırıyoruz, tamam mı? Bu tamperleme yöntemi. Şöyle iyice bastıra bastıra tamperliyorum. Oh Allah'ıma şükürler olsun. Mis gibi oldu.
Neyle ters çevirsek sarpılır? Şimdi onu bulacağım sana, o düz tabaklarımızdan. Tamam. Bak görüyor musun, İbrahim Bey bize balık tavası gönderecekti, onun kapağını kullanacaktık. Buradan İbrahim Bey'e de söyleyeyim bari. Görüyor musun, beni kandırdı. Giden gidiyor Serpil, gittiği günde bitiyor, yapacak bir şey yok. Dur ben, Yüksel Bey'le ben bir ziyarete gideyim Nermin onu. Görsün o. Tamam. O mavi şey beyaz daha mı oturur Cenikom? Bir tık daha sanki onun büyüğü. Kim? Çok yaşa. Şöyle her yerini eşit pişiriyoruz. Hani künefeciler şey yapıyor ya. Şöyle döndürüyor ya ocak üstünde. Her yere eşit pişsin diye. Şimdi sadece ortası kızarmasın. Künefeciler gibi bak böyle. Her şeyden bir şey öğreniyoruz efendim. Bak. Bak. Serdar Bey'e söyleyelim gelsin bize de fıstık getirsin. Bak, evet. Benim alerji dönemim açıldı. İşte zor tutuyorum kendimi hapşırmamak için. Ben Haziran sonuna kadar artık geniz kaşıntısı, buruk kaşıntısı. Gece uyuyamadım valla. Bak nasıl kayıyor Yüksel, bir şey mi demiştin? Dönmez miydi? Ha? Ne dediydi? Neyi dağılacak? Burayı önce yağlayacağız Serpil'le. Ha. Serpil ver bana birazcık. Fırça vereyim dur. Bu, bu düşmana sevindirmemek lazım. Evet. Düşmanı sevindirmeyeceğiz. Gel. Yağla kızım. Heh, düşman. Çok beklersin. Hı, sen de gör. Bak bak bak. Yumurtası biraz az oldu gibi. Bire birdi. Bir su bardağı şehriyeye bir yumurtaydı. Hmm. Ben üç yaptım. Oh mis. Pırıl pırıl oldu bak. Daha kızarmadı. Güzel pişiriyoruz yavaş yavaş. Ha. Yok hiç daha kızarmamış. Altını açayım birazcık. Nasıl sayındasın ya Nermin? Allah Allah. Böyle bir bekleyeceğim efendim. Bugün kimsenin ağzına laf bırakmayı, vermeyi düşünmüyorum. Güzel bir pazartesi. Enerjiyiz, mutluyuz, sağlıklıyız. Bizi mutsuz etmek isteyenlere karşı da gayet iyi olduğumuzu gösteriyoruz. Bakayım. Evet, bu da buna tam olur Serpil. Ölçtüm. Sunum tabağımız. Hı, onu evet. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Ay güzel koktu bak. Çok güzel kokular gelmeye başladı şu an. Geldi. Efendim. Nermin'in enfes mutfağı. Sabırla. Şu an ekran başındaki izleyicilerim de eminim benim kadar merakla bekliyor. Yüksel'in dediğim olacak. Yoksa Nermin bu işi becerecek mi? Tabii ki Nermin tuttuğunu koparır. Bunu biliyorsunuz. O yüzden bana güveniyorsunuz. Bakayım kızardı mı? Hafiften başladı. Gayet güzel. Dağılmayacak. Niye dağılsın? Allah'ım. Dağılacak mı diyor hala? Ay senin de işin zor ben Amin. Vallahi kardeşim canlı yayınsın. Gel burada onunla uğraş. Ne yapayım Serpil, ne yapayım? Tarif anlat. Benim imtihanım bu, ne yapayım? Senin hiç kaynamadan yüzün gülmüyor. Bir beni güzel insanlar bulmuyor, ne yapayım? Yüksel. Canım. Dağılmayacak Yüksel, bekleme boşuna. Kötü enerjiyi gönderdik. Biz çevirseydik de görseydi de. Şimdi çeviremem. Hı? Birazcık pembeleştireyim. Bence iyi oldu. Kenarlarına tutsan ocağı. Ha. Ne dedi? Gene. Bence diyor sen diyor beni dinle diyor. Git diyor iki tane yumurta daha açıp da diyor üstten geçir de diyor dağılmasın diyor. Dağılmaz, niye dağılsın canım? Nermin ben seni de hiç kaynamadan yana vallahi. Yok yok. Görüyor musun? Olsun beni herkes, bütün kaynanalar seviyor. Ha, Yüksel sevmez. Bu olmuş mudur sen? Bence oldu, çevirelim. Çevirelim bak çok güzel çıkacak. Hı. Serpil içine oturan bir tabak mı tercih etsin? Öyle bir tabağımız öyle kadar düz yok. Mavi olmaz mı, sığmaz mı? Mavi küçük bir tık daha bence. Ha? İçine otursa böyle biliyor musun basınç yapmış olacağım, yanma dur. Dur bakayım. Böyle pat diye oturtmuş ya o videoda. Tam güzel. Oturmadı, bu da oturmayacak. Olsun ben sana gene yağlayayım. Hiçbir şeyden kaçmıyoruz. Bak bunun bu çok bambaşka bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. Hazır mıyız? Oldu oldu. Olacak olacak. Laps diye. Elim yandı. Sus lan. Sus. Nermin yanıyor. Bununla yapayım daha iyi. Ha. Dur. Ya hadi bakalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın. Sen Yüksel utandır ya Rabbim. Biz utandırma. Serpil çok ağır. Nasıl tek elime yapayım bunu? Serpil en ağır tavayı vermiştin. Serpil yardım et. Bir, dur. İki. Ben buradan tutayım Serpil sen bana tavayı yardım et. Tavayı Nermin.
Dur bunu bana ver. Buyursun. Bismillahirrahmanirrahim. Ağır ağır. Tamam ben tutarım hadi. Sola doğru yatıracağız. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Dur Serpil kayıyor. Yok tutarım geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Serpil bırak. Daha sonra ben güvenmedim. Hiç güven teşkil. Abi çok ağır ya. Ben zayıf bir kadınım. Narim. Bismillahirrahmanirrahim. Ezi güvenmiş. Bu oynuyor ya. Bu beni deli etti. Tahtaya mı koysaydık acaba yağlı kağıdın üstüne Nermin? Dur. Dur Nermin. Dur bacım dur. Allah'ım hayattaki imtihanım bu yüksel. Gel Nermin. Hı? Ama çok gel bakayım, ağır gel. Ağır. Nasıl kaldırsın kadın? Gel. Güzel fikir. Aferin sana Serpil. Bravo. Hiç elinde yanmaz. Evet. Serpil gel. Şu ağır ya kaldıramıyorum. Şu ben... alttan tut sen. Aynen. Gel. Yüksel. Bırak Serpil. Tamam. Bıraktım elini çekeyim. Dur gel. Tavayı vur Nermin kafasına lütfen. Şiddete yüksel. Alkış yap. Bu kadar terlettin beni. Dur Nermin yağladım ben burayı. Elhamdülillah. O kapağı koysaydık ama kayardı Serpil. İyi geldi aklımıza. Evet Serpil affet seni seviyorum. Yüksel'e morartmak için her şeyi yapabilirim. Çok komiksin. Ne dedi? Bu komiklikle... Artık bilmiyorum yani. Dur bıçak getireyim Nermin sana beraber kalktıralım onu. O yapıştı oradan çıkmaz. Ya. Öyle diyor. O mu diyor? Aha. Gidiyor. Bir daha alkış alayım. Şükran bana alkış. Canım yönetmenim. Ay. Seviniyor bak. Ne yapsın? Ne zor imtihan. Ama şunu, bu çok ağırdı. Yoksa gerçekten döküm tava. Öbür hafif tavalarda ben bunu evde tek elle yapıyorum. Sıkıntı yok. Bu ağır ya sadece. Ne diyor şimdi? Çevirdin bak, ne diyor? Bak görüyor musun? Tutamıyorsun yani. Hayır ne diyor ki sen çevirdin yok. Burada bir kilo şey var. Baksana ne kadar ağır. Haksız mıyım? Tamam çevirdik bak. Ama neticede evet. Ne diyor ki? Yani. O bir iki kadın şey yapamadınız diyor. İşte yüksel. Ya yenildin. Aa, kabul et ya. Oldu. Kabul et. Şimdi şeyler var bak, ya. Bak seni de. Genelde. Balık tavaları. Trabzonlularda oluyor. Rizelilerde oluyor böyle büyük balık tavası. Şey yapıyorsunuz onun içinde hatta neydi o küçük hamsi. Hmm. Hamsi tavası. Onun kapağı böyle düz oluyor ya benim evde o var çok rahat oluyor. Hafif de kapağı koyuyorsunuz tıp düşüyor. Kapaktan da böyle kaydırıveriyorsunuz. Burada şimdi bana malzeme almıyor. Ben ne bulursam onunla yapıyor. Yukarıda Neji'den de bana şey yapıyor. Şu komda bak ne güzel alkışladı beni. Sen dur ben gidiyorum İbrahim Bey'in yanına gidiyorum yarın. Şuram ağrıdı. Çıkışta. Bu çok ağırdı. Vallahi ağır ya. Bu çok ağır öyle böyle değil tek ya. Tek elle 2 kiloyu nasıl kaldıracağım? Bak böyle 2 kiloyu gerçekten. Halterci mi kadın? Bir de burada elim durması gerekiyordu. O da sıkıntı. Neyse tahta çok aferin Serpil. Akıllı Hatice'ye Serpil. Değil neticeye bakıyoruz Nermin. Yaptık mı yaptık kardeşim istersek 5 elimizle yaparız. Zaten makarna haşlanmış sadece kızartıyoruz. Renk. Bakın çok güzel böyle bir hafiften çıtırlığı oldu. Böyle hatta... Serpil bir tane tereyağı versen şöyle parlatayım bir şurayı. Bir küp ona vereyim dur ben sana. Bir küp. Altına sadece. Şeyi koydum böyle zaten. Böyle bir parlaklık yapacağız. Serpil bu fıstıkla nasıl olur sence? Çok güzel olur değil mi? Bir su bardağı yeşil fıstık üstüne. Kavanozu boşaltalım ben sana. Bence de yeşil fıstıkla. Bizim ekip de sever zaten fıstığı. Ben böyle yapayım Serpil'im. Böyle bakın böyle bir parlatalım üstünü. Kurabiyelere yeşil yatak yapalım Nermin fıstıkta. Aa olabilir. Kurabiyelerin tamam, sabahımızı değiştirelim. Patlamasın hem. Efendim, soy şifreyi de vereyim bari. Döneyim. Oh. Kalbim ağzımdan çıkmış. Bitti yüksel. Bitti artık. Bugün de bitti. Elhamdülillah. 255 mi? 255 evet. 55 bölüm. 54 bugün. 254. Son şifre efendim ürkek. Korkak. Ürkek. Asla efendim. Allah'a çok şükür yapamayacağımız hiçbir şey yok. Yeter ki Allah istesin. Her şeyi yaparız. Allah yanımızda efendim. Bizi düştüğümüzü görmek isteyenler yıkılmadık hayattayız. Kurban oldum. Hep de morartıyor Yüksel Bey bu konuda. Yani. Ama adam hiç şey olmuyor. Bak Serpil of. Efsane biraz sonra gelip lezzet. Yayın sonrası keşke izleyicilerimiz burayı görebilse değil mi? Gelip bak direkt bundan bir dilim alacak ve böyle yapacak. Evet Nermin haklıymışsın çok güzelmiş bu. Diye de geliyor mevzuya. Ya ben şimdi konuşmuyorum bak yanındaki anlatıyor yani. Neler yapıyor burada sonra hepsinden yiyor. Söyleniyor o çorba hiç güzel olmadı diyor gelip bir kase yiyor mesela. Tabii. Geliyoruz. Yukarıda da bana laf ediyordur şimdi tamamdır. Kesin. Tamamdır. Efendim. Bunu da... Bismillahirrahmanirrahim deyip
Oh, hop. Neyi dağıldı Yüksel, neyi dağıldı? Damayı. Aa bak, beni ekranda şey yapma. Şöyle hafifçe. Bu 5-10 dakika sonra dilimlenir. Makarnalı bütün her tarifler öyledir. Hemen dilimlenmez. Gayet sıkacak kendini. Şu maydanozumuzu doğrayayım ben. Efendim bugün neler yaptık? Yoğun baskı altında çalıştığımı gördünüz. Bobbing uygulanıyor efendim bana ama sizin o güzel enerjinizi ekrandan ben aldığım için gayet iyiyim. Dualarınız bana geldi. Hiç sıkıntı yok. Allah nasip etti. Hepsini bitirdik. Misler gibi bir et yaptık efendim. Ne yaptık? Önce tavada güzelce bir tereyağıyla etimizi kızarttık. Eti sosladık biraz zeytinyağı, tuz ve toz biberle. Akabinde efendim üzerine güzel bir krema yaptık. Bir yandan da bayat ekmeklerimiz için otlu bir karışım, tereyağlı bir karışım hazırladık. Ve fırına verdik. Bayat ekmekleri değerlendirdik. 3 malzemeden gerçekten pratik bir kurabiye tarifi yaptık. Üzerlerine birer fındık koyduk. Ve tabii su böreği tadında sahur önerisi de olabilecek, Ramazan ayında değerlendirebileceğiniz muhteşem bir şehriyeli su böreği hazırladık ve günün sonuna geldik. Güzel, keyifli bir programdı benim için. Sizlerin karşısında olmak ve sizlerle bugünü paylaşıyor olmak benim en büyük şansım efendim. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah razı olsun hepinizden. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur. Sofralarımızdan sevdiklerimiz. Hiçbir zaman eksik olmasın. Yarın saatler 12.20 dediğinde biz burada Nermin Nefes Mutfağı'nda sizler için yine birbirinden lezzetli ve farklı tarifler hazırlamış olacağız. En güzele Rabbime emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.